Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 24 Ekim 2021 tarihli NBA maç takvimlerini vereceğim. Tabii ki ona geçmeden önce her zaman yaptığımız gibi dünkü yaptığımız videonun sonuçlarını açıklayacağız. 23 Ekim'de aslında bugün oynanan, şimdi yüklüyorum videoyu, bu sabah gibi gece yarısı oynanan biliyorsunuz. 23 Ekim'i enteresan bir sonuç çıktı orada. Boston Celtics Toronto'yu yenemedi ve farklı bir şekilde yenildi. Enteresan bir maç oldu. Aslında yenmeleri gerekiyordu. Tek sağlam olan maç bu gelmemiş oldu. Diğerleri geldi sayılır. Orada da tabii ki bir önceki maçta 45-40 sayı üzerinde atan Jaylen Brown enteresan bir şekilde 7'de 0 üçlükle az sayılarda kaldı. Tabii ki Jason Tatum'un da formsuzluğu devam ediyor. O da alt seviyelerde kaldı. Diğerleri de yardımcı olamadı. Diğer tarafta Scottie Barnes iyi bir maç rookie olarak, yani draft'tan gelen Scottie Barnes çok iyi bir maç çıkartıp fazla sayılar atıp maçı kazandırmayı başardılar. Toronto'ya enteresan bir sonuç oldu ama bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Bazen bazı oyuncuların günü tutmuyor, formsuzluğu tutuyor. Normalde kazanmaları gereken maçı kaybetmiş oldular. Bir diğer maçta Philadelphia Brooklyn Nets maçında 223 üstü demiştik. Tarafa gitmemiştik ama Brooklyn Nets yenebilir diye söylemiştik. Kevin Durant fazla sayı atar, Embiid fazla sayı atar. Maç 109-114'te tam da 223 sayıya geldi. Yani üst oynamışsanız burada bir iki sayıyla kaybetme, bir sayıyla kaybetme durumu var. Bilmiyorum kim oynamışsa artık. Ama tam da 223 sayıya denk geldi bu maç. Bir diğer maçlar, 5 maç vermiştim size. Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, Chicago Bulls yener demiştik. Chicago Bulls farklı bir şekilde yendi. 16 sayıyla 1.35 oran. Denver San Antonio Spurs, Denver yener demiştik. Yok hiç fazla sayı attı bu maçta. Denver yendi. Ve Sacramento Utah Jazz, Utah Jazz yener demiştik. Bu Utah Jazz da yendi 101-110 gibi bir sonuçla. Yani bu 3 maçımız rahat bir şekilde geldi. Aslında bu Boston ve diğeri de gelip full çekme durumumuz vardı. Ama maalesef yine olamadı. Tabii ki kazanan arkadaşlar, doğru seçimleri yapıp kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Herkese kupon başarıları diliyorum ve bu akşamki maçlara geçiyoruz. Hızlı bir video olsun, hızlı yüklensin diye, fazla zaman sürmesin diye. Kazanan arkadaşlardan tabii ki yine beğeni ve yorumlarını bekliyoruz. Kazanmışlarsa, doğru şekilde oynamışlarsa, kazanmışlarsa. 24 Ekim 2021 tarihli videoda 4 maç seçtim size. Toplamda 8 maç var. Ben 4 maçı seçtim bu kez. 4 maç vereceğim size arkadaşlar. İlk maçımız Cleveland-Atlanta maçı. Atlanta dün de oynadığı gibi, gözüktüğü gibi, geçen maçlarda da gözüktüğü gibi çok formda. Dallas'ı farklı bir şekilde yenmeyi başardılar. Trae Young formda. Cleveland karşısında tabii ki kazanmalarını bekliyorum. İlk tercihim. Burada tabii Cleveland'da da genç takım var. Onlarda da iyi oyuncular var ama Atlanta karşısında pek zorlanacaklardır. Trae Young da formda, Bogdanovic de formda, Clint Capela da geldi formda, Cam Reddish de formda, yedekten gelen Hörter de, Gallinari de, yani say say bitmez. Çok derin bir kadroya sahip olan Atlanta ne yapar ne eder bu maçı kazanır diye düşünüyorum. 1.25 gibi düşük orandan düz olarak Atalanta'nın galibiyetini size öneriyorum arkadaşlar. İlk olarak isteyen burada 4.5 handikaplı kullanıp en az 5 sayı farklı Atalanta yener kullanıp oran yükseltebilir. Karar sizindir ama ben öncelikle düz olarak 1.25 orandan Atalanta'nın galibiyetini öneriyorum. Oyuncu yüzbaremlerinde Colin Sexton 22 sayı üstü atar. Bu maçta kendi evinde oynadıkları maçlarda Colin Sexton parlamaya çalışıp fazla sayı atabiliyor. Yani 22 sayı üstüne çıkar. Diğer tarafta tabii ki Trae Young, o da formda girdi sezona, formda devam ediyor. O da 1.25 sayı 30 sayı civarlarına çıkacaktır diye düşünüyorum. 25 sayının üstünde atar diye düşünüyorum. İsterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geçiyoruz ikinci maçımıza.
İkinci maçımız Chicago Bulls Detroit. Son maçlarında Detroit'te oynanan maçta Chicago Bulls Detroit'e karşı zorlandı ve sonunda maçı koparmayı başardı. Şimdi kendi evinde oynayacaklar o maçta biraz belki de hafife aldılar rakiplerini. Şimdi kendi evinde oynayacaklar bu maçta. Hafife almayacaklardır. Dün de kazandıktan sonra bundan önce zaten Detroit'i yenmişlerdi. Detroit neredeyse NBA'nin en zayıf takımı gibi gözüküyor. O yüzden kendi evlerinde bu maçı mecbur kazanmaları gerekiyor. Zach LaVine formda şu anda 2 maç olduğu 30 sayının üzerlerine çıkıyor. O da Jordan'ın rekorunu kırmaya hedefliyor bu yıl. Yani Jordan'ın 35 maçta 30 sayının üzerine çıktığı bir rekoru var Chicago Bulls'ta. Zach LaVine'in de hedefi bu rekoru bu yıl kırmak. Başaracak mı göreceğiz. Bu tabii ki bir kolay bir maç, güzel bir maç. Yine 30 sayının üzerlerine çıkması için daha güzel maç olamaz. 2 maçtır çıkıyor zaten. Bu 3. maçta da çıkmayı hedefleyecek ve çıkacaktır. Öncelikle tabii ki Chicago Bulls'un galibiyetini 1.25 oranından öneriyorum. Sağlam olarak, düz olarak isteyen burada 6.5 handikaplı yani en az bir 7 sayı farkla Chicago Bulls'un galibiyetini alabilir. O zaman oran 1.60-1.70'lere çıkıyor. İsteyen öyle kullanabilir. Burada ben farklı bir galibiyet bekliyorum. Chicago Bulls'tan Detroit'e karşı ilk maçtaki gibi olmayacak. Daha fazla sayı atıp kendi evlerinde oynadığı maçta daha farklı bir şekilde kazanacaklar. Dediğim gibi oyuncu yüz baremlerinde Zach LaVine 26 sayının üstünde atar. O da 30 sayı zorlamasını bekliyorum. Yine bu maçta Zach LaVine 26 sayı üstünde atar ve karşı tarafta Detroit'te Jeremy Grant 21 sayı üstünde atar. Son maçlarda o da hep 20'lerin üzerine çıkıyor genelde. Bu maçta da 21 sayının üzerinde atar Jeremy Grant. Ve bu yüz baremlerini öneriyorum oyuncular olarak isterseniz kullanırsanız. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız San Antonio Spurs Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks ilk maçta harikalar yaratıp çok iyi bir şekilde oynayıp Brooklyn Nets'i yendi. Farklı bir şekilde ikinci maçta Jrue Holiday'siz, Brook Lopez'siz çıktığı maçta Milwaukee Miami'ye farklı bir şekilde kaybetti. Şimdi bu maçta tabii ki San Antonio Spurs ligin daha zayıf takımlardan playoff hedefleri olabilir, play-in hedefleri olabilir ama daha zayıf takımlardan biri. Kendi evlerinde tabii ki biraz daha güçlü oynuyorlar. Genç kadroları var, yeni kadro oluşturuyorlar. Milwaukee Bucks ise bu maçta Jrue Holiday oynayacak gibi gözüküyor. Jrue Holiday'in dönüşüyle beraber defansta çok daha etkili olacaklar. Ve hücumda da tabii ki destekleri olacak. O yüzden bu maçta kesin olarak sağlam olarak Milwaukee'nin galibiyetini öneriyorum. 1.35 orandan Milwaukee ne yapar ne eder bu maçı kaçırmaz kazanır diye düşünüyorum. San Antonio Spurs gibi biraz daha zayıf ve tecrübesiz takıma karşı kazanırlar. Jrue Holiday'in dönüşüyle beraber Brook Lopez oynamayacak gibi gözükse de Jrue Holiday'in dönüşü yeterli oluyor. En azından defansta ve hücumda etkili bir şekilde performansla sergileyecek ve kazandıracaktır maçı. Oyuncu yüz baremlerinde hızlı bir şekilde Keldon Johnson'ı San Antonio Spurs'ta 14 sayı üstüne öneriyorum. Keldon Johnson genç oyuncu, fazla sayılar atabilen oyuncu ve Milwaukee'de Chris Middleton'ın 21 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Yani Antetokounmpo'ya önermiyorum. Çünkü maç erken de kopabilir. O yüzden Chris Middleton'ın 21 sayı üstünde atmasını öneriyorum. İsterseniz kullanabilirsiniz ama sağlam olarak Milwaukee'nin galibiyetini öneriyorum. Ve son maçımız 4. maçımız Los Angeles Clippers Memphis Grizzlies maçı. Burada Los Angeles Clippers son maçında 2 sayı farkla zor da olsa Golden State Warriors'ın evinde güçlü bir Golden State Warriors'a karşı yenildiler. Şimdi bunun telafi şansları olacak Memphis karşısında. Memphis Grizzlies'te tabii ki Ja Morant, Jaren Jackson gibi yetenekli Dillon Brooks eksik ama yetenekli genç oyuncular var. Ama Kawhi Leonard olmasa bile, Ivica Zubac olmasa bile Paul George'un liderliğinde Los Angeles Clippers artık kendi evinde bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. 1.50 orandan Los Angeles Clippers'ın galibiyetini öneriyorum size arkadaşlar. Ne yapar ne eder zor da olsa tabii ki Memphis güçlü bir takım. Zor olacaktır ama Los Angeles Clippers bu maçı kendi evinde kaçırmaz. Zor da olsa yener Paul George'un liderliğinde. Ve 1.50 oran gibi güzel oranı var. İsterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar.
Paul George'dan da dediğim gibi liderliğini gösterip 26 sayı 30 sayı civarlarına çıkmasını bekliyorum. Yani 26 sayı üstü kullanabilirsiniz Paul George tarafından. Diğer tarafa Memphis Grizzlies tarafından Jaren Jackson'ı öneriyorum üst olarak 17 sayı üstünde atmasını. Jaren Jackson üste çıkabilir. Neden çıkabilir? Çünkü dediğim gibi Ivica Zubac sadece var orada. Serge Ibaka yok. Hala sakat. Yani uzun rotasyonda biraz eksikler. Bunu kullanıp Jaren Jackson pota altından, yağından, yundan bulduğu atışlarla beraber 17 sayının üstüne çıkma ihtimali büyük. O yüzden Jaren Jackson'ın 17 sayı üstünü öneriyorum arkadaşlar. İsterseniz bunu da alıp kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 tahminden sonra öne çıkartacağım yine bir üçlü olacak sağlam olarak. Burada dikkatli olarak bunu söylemek istiyorum. Fazla para basanlar ikili yapsınlar. İkili oynasınlar, üçlüye gitmesinler. Ben üçlü olarak öneriyorum biraz oran daha yüksek olsun diye. Ama sağlam basanlar hani kasa basacağım falan filan diyenler ikilinin üstüne çıkmasınlar. En fazla iki maç oynasınlar. Daha iyi bir şekilde, daha sağlam bir şekilde kazanma şansları elde ederler. Dediğim üçlü şöyle oluşuyor. Tabii ki hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Cleveland Atlanta maçında Atlanta yener 1.25 oran düz olarak Chicago Bulls Detroit maçında Chicago Bulls yener 1.25 oran ve San Antonio Spurs Milwaukee maçında Milwaukee yener 1.35 oran. Bu üçlüyü kullanırsanız 2 üzerinde 2.20 civarlarında bir oran oluşturmuş olursunuz ve iyi bir şekilde kazanırsınız. Kasa basmak isteyen, fazla para yatırmak isteyen burada Chicago Bulls'un galibiyetini alabilir 1.25 orandan ve Milwaukee'nin galibiyetini alabilir 1.35 orandan. Bu ikiliyi kullanabilir. Tabii ki Atlanta'da yener diye düşünüyorum ama o biraz daha tehlikeli maç. O yüzden sağlam basmak isteyenler Chicago Bulls'un galibiyetini alsın ve Milwaukee'nin galibiyetini alsın arkadaşlar. Herkese bol kupon şansları, bol kazançlar kazandırmaya devam edeceğiz. Kazandırmaya devam ediyoruz. Siz de beğenilerinizle, arkadaşlarınızla, önerilerinizle bizim ailemizi büyütürseniz seviniriz. Yorumlarınızı da bekliyorum, sorularınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.